Öleceksin, öleceksin. Selam millet, bugün iki tane yeni premium tank incelemesiyle beraberiz. Aslında çok da hevesli değildim, aradan çıksın yapmış olayım diye yapıyorum açıkçası bu incelemeyi. Yani almak isteyenler illaki vardır. Boş geçmeyeyim diye yapmak istediğim bir inceleme oldu. Yani çok da öyle hevesli olarak yapmadım. Şu tank şöyle güzel, böyle güzel. Mesela Cromwell BBE25'i dedim, kesinlikle kaçırmayın. Bu tanklar öyle değil, olmamalarının sebebi olumlu olumsuz tarafları. Bunlardan bahsedeceğim. Chrysler'e 2 maç, VZ'yi ise 1 maç olarak aldım. Sebeplerinden birazcık bahsedeceğim. Şimdi Chrysler'i ben neyle karşılaştıracağım? Chrysler'i Löw'le karşılaştıracağım. Çünkü birçok özelliği bakımından benzer Chrysler. Şimdi bu tank ilk geldiği zaman, daha doğrusu bilgisayara ilk geldiği zaman bayağı bir sükse yarattı. Yani öyle OP, böyle OP, hatta bir tane YouTuber bununla ilgili bir video yapmıştı. Daha sonra kontribütörlükten atılmıştı. Surfoh olayı mıydı? Galiba oydu. Ben de arada What PC forumunu takip ediyorum. Yani bayağı bir olaylar olmuştu bilgisayara geldiğinde bu oyun. Şey, bu oyun demişim. Bu tank. Neyse, bu yüzden ben de bu tankın ilk ismini duyduğumda bir heyecanlandım. An dedim, Chrysler bilgisayarda olay yarattı bu tank. Ama görüyorsunuz ki adamlar çatır çutur deliyor. Şimdi bilgisayara bayağı bir OP olarak geldi zırh bakımından. Ama birisi tabii ki bu şekilde gelmedi. Tabii ki nerflediler. Çünkü birisi asla bilgisayardaki gibi gelmez. İlla tankın bir ağzına sıçacaklar. Bu birçoğunuz bakımından olumlu gözükebilir. Hatta olması gereken gibi gözükebilir. Bence de öyle. Yani çok OP olmasının bir şeyi yok. manası yok. Dengeyi bozar. Bilgisayarda bunu yaptılar. Bilgisayar eninde sonunda yapacaklar. Bakalım ne zaman, ama şu an için değil. Yani bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onu da birazdan bahsederim. Bu tank gayet dengeli bir şekilde geldi arkadaşlar. Bilgisayar. Zırhı iyi ama çok fazla weak spot'u var. Ön alt taraf komple weak spot. Yani gördüğünüz gibi 7'ler bile delebiliyor. Yani bir tank zırh bakımından telaffuz edilir. Yani zırh bakımından ünlü olan bir tankın bir düşük seviyedeki tankların ön alttan delememesi gerekiyor abi. Yani açık ve net. Ben birisi bu tankın fazla nerfli olarak geldiğini düşünüyorum. Yani olması gerektiğinden fazla nerfli olarak geldiğini düşünüyorum. Hemen bu ilk maç bir kısa bir özelliklerinden bahsedeyim. Löw ile karşılaştırıyoruz. 2144'lük dakika başına hasarlar Löw'den biraz daha düşük. 198 mm'lik delişi var. Seviye 8 bir ağır tank için oldukça düşük bir değer. Bu galiba T32'nin değeriydi. Oynayanlar bilir. Hatta T29'u da aynı top vardı. Tamam, 7. seviye için normal olabilir ama 8. seviye için düşük bir değer. 310'luk bir ortalama hasarımız var. Löw ile aynı. Nişan almamız oldukça iyi. Bu bakımdan sıkıntı yok. 1.9 saniyede nişan alıyor. Top alçalması 10 derece olarak yazıyor. Aldanmayın. Benim gibi top ön taraftan 6 derece eğiliyor. Yan taraflardan 10 derece eğiliyor. Yani fazla bir top alçalmanız yok. Yani 6 derece kötü sayılabilecek bir derece. İyi değil. İyinin bir altı diyelim. Şimdi ben şöyle bir pratikte bir yorumlu yapayım. Löw'le olarak. Kesinlikle Löw'in komple bir tank olarak, böyle sadece ön değil de genel olarak aldığımız zaman Löw'in zırhı bu tanktan çok daha efektif. Çok daha iyi bir zırhı var Löw'in. Yani ikisini karşılaştırınca Chrysler zırhlı ön plana çıkan tank olmasına rağmen kesinlikle Löw'e daha fazla sektirirsiniz. Ama bu tankın Löw'e göre şöyle bir artısı var abi. Tank olması gerektiğinden çok daha fazla hareketli. Yani maksimum hızına çok hızlı ulaşıyor. Dönüşleri inanılmaz hızlı. Yani şu cüsseye bakıyorsunuz, kocaman bir tank ama gerçekten hareketli bir tank. Yani burada Löw'e ikiye katlıyor. Yani bu bakımdan hareketli bir ağır tank sevenler için çok güzel bir alternatif olur. Bunu kesinlikle göz ardı etmiyorum. Ama dediğim gibi yani zırh bakımından ön taraftan abi çatır çutur deliyorlar ya. Yani ön üst taraftan seviye 8'deki ağır tank hani gollu çektiği zaman deliyor rahatça. Ön alt taraftan zaten seviye 7'deki normal tankları bile delebiliyor. Yani ön altında bakmayasın. Açım açı verince de fark etmiyor. Ben denedim. Açım açı da verdim. Deliniyor ön alttan. Yani ön üstten açı verince delinmiyor. Gollu da sektirebiliyor ama yani ben zırhını iyi bulmadım. Fazla nerflenmiş zırhı. Yani biraz daha iyi gelebilirdi. Bu maçta da göreceksiniz zaten. Orada kahverden gelip böyle çatır çutur beni delecek birazdan. Orada da görürsünüz. Bakalım başka bir özelliği. Kağıt üzerinde 152 mm'lik bir gövde zırh var. 150 mm'de de Löw'ün. Tarette 254 mm olarak gözüküyor. Ama sağ tarafta bir weak spot'u var. Bakın sağ taraftaki weak spot olmasa taret çok güzel. Gerçekten çok güzel ama oradan kesinlikle çok rahat deliniyor. Çok büyük değil, çok da küçük de değil. Gördüğünüz gibi abi kahverden çıkıp her çıkmasında deliyor. Burada ön alttan mı deliyor, ön üstten mi deliyor emin olamadım ama
deliyor yani adam, deliyor. Yani böyle de bir tank alınca, 15K gold dayılıp bir tank alınca, zırhıyla nüfus edilen bir tank alınca adam sektirmesini istiyor abi. Yani ben bu tankı alacağım, 15K gold vereceğim. Siz diyeceksiniz ki tank böyle zırhlı, şöyle zırhlı. Ben çıkacağım, beni perişan edecekler, çatır çutur delecekler. Küfür edecektim, özür dilerim böyle lafın gelişi. Ne anlamı kaldı bu tankın yani, sektiremeyeceksen. Yani tamam, belirli pozisyonlarda sektiriyor, size cap yaptığı zaman güzel o pozisyonlarda, ama yani maçın 7 dakikalık maçın kaç dakikasında, kaç saniyesinde size cap olabiliyorsunuz, kaç defa denk gelebiliyor. Yani bir tık daha iyi olabilirdi bu tankın zırhı, benim görüşüm bu. Bunun haricinde nişan alması güzel, ortalama hasarı iyi, şey bakımından, DPM bakımından iyi. Lowly aynı olsa biraz daha iyi olabilirmiş, oradan bir tık daha düşük oradan. Tarot gerçekten zırhlı. Ama o weak spot'u denk getirmemeleri için sürekli hareket halinde olmanız gerekiyor. Yani ben Sinan'a söyledim, bu tank geldi, ben bu tankı alacağım dedim. Kesin alacağım dedim. Çünkü bu en son etkinlikte Steam'de bayağı ucuza gold almıştık. Yaklaşık 40-45K gold'um var. Dedim harcayayım bari. Güzel bir tank geliyor. Chrysler geliyor. Tankla oynadıktan sonra vazgeçtim abi. Yani 15K gold'a değmeyeceğini düşündüm. Dedim 15K gold vereceğime 15, yani eninde sonunda sıkılırım diye düşündüm bir de. Bir de zırhını gördükten sonra vazgeçtim. Yani 15K gold vereceksem medium tanka veririm. Seviye 9'da gelecek medium tanka veririm. Ne bileyim, TL5A'ya veririm. Veya VZ120 denen tank avcısı bir daha gelirse ona veririm. Yani daha, işte nasıl söyleyeyim, yani daha güzel alternatifler varken bunu almaktan vazgeçtim. Yani bu tank dediğim gibi zırhı bir tık daha iyi olsaydı bu sefer almayı düşünebilirdim. Ama şu an için benim listemden çıktı diyebilirim. Arkadan bir T25AT gelmiş. Ona bir tane atış yapalım. Yani bu tank hakkında düşüncem bu arkadaşlar. Crashlarımın sonuna geliyoruz. 15K Gold'un TL karşılığını şu an bilmiyorum. Artık TL karşılığını iOS ve şeye göre yapmıyorum abi. Steam'e göre yapıyorum yani. Steam'den neredeyse yarı yarıya ucuz. Yani bilgisayarınız yoksa abi gidin yarım saat bir internet kafeye. Yani hesabınızda Steam'de internet kafelerde vardır. Oyunu indirin. En fazla 15-20 dakikaya alır oyunu indirmesi. Hesabınıza giriş yapmasın. Yani yarım saat. Ne kadar internet kafe diyelim, internet kafeye gitmeyeli bayağı bir oldum. Hadi yarım saatte 1 lira olsun. Yani 1 liraya 30-40 lira kâr edebilirsiniz böyle bir tankta. O yüzden gidip iOS'tan, Apple'dan almayın abi. Yani paranızı yazık etmeyin. Gidin Steam'den alın. Çok daha ucuz. En azından Steam'de dolar fiyatı ne kadar daha bu şekilde ucuz olarak devam edecek bilmiyorum ama hazır böyleyken değerlendirin. Premium alacakken veya tank alacakken veya paket alacakken. Kasları bu şekilde noktalıyoruz abi. 15K gold yerine belki bir 8-9K gold olsaydı daha olumlu şeyler söyleyebilirdim ama tam ilk defa geldiği için bu fiyatını normal olarak şey yapıyorum. Yani normal abi, ilk defa geliyor. İsmi var bu tankın. 15K getirmeler. Normal, hatta ben kutu bekliyordum bu tank için. Allah'tan kutu gelmemiş. Şimdi ikinci tankımıza geçiyoruz. İkinci tankı birazcık kısa bir şekilde özelliklerinden bahsetmem lazım. Çünkü tek maç aldım. Çağrı arkadaşımızın hesabında oynuyorum bu arada. Basın hesabına gelmediği için. Buradan teşekkür ediyorum Çağrı'ya. VZ112-2 abi gülesim geldi. Niye gülesim geldi? Bu tank tam komedi. Niye komedi? hiç bok yok tankta. Ve bir de kutuyla getirmişler işin komik tarafı. Yani normalde tam tersine olması gerekirdi. Chrysler'i kutuyla getirip bu tankı gold'la getirmeleri gerekirdi. Ama tam tersi olmuş. Yani olumlu tek tarafını söyleyeceğim. Tek tarafı var. Olumlu zırhı. O da böyle ağım şahım değil ha. Yani tarette bir weak spotunuz yok. Gövde zırhınız IS-3 gibi. IS-3'ten de bir tık daha iyi. Yani deliniyor. Her şekilde deliniyor. Göreceksiniz birazdan da. Bunun haricinde her şeyi fail abi. Nişan alma yok. Klasik bir şey Rusça'ya. Hareket kabiliyeti, dönüşler inanılmaz yavaş. Yani hangi akla hizmet bu tank kutuyla geldi hiçbir fikrim yok abi. Yani kesinlikle almayın. Net söylüyorum. Bakın Chrysler için öyle bir şey demedim. Chrysler'in oynaması zevkli bir tank. Bu arada 959 iyi koydun he. Rahman helal olsun. Hareket halindeki LTTB adam oradan H'ye yapıştırdı. Alternatif olarak dahi almayın. Yani bir kutu alırsanız tank çıkar eyvallah. Bir kutu ne kadar? 18 liraydı Steam'de. Ona bir şey demem. 18 liraya da dursun seviye 8 tank en azından. Ama yani gerçekten bu tank fail. Yani 112'nin bir benzeri arkadaşlar. Dakika başına hasarları iyi. İyi demişim. Aynı. Delişleri aynı 215. Hasarları aynı 400. Top açılışı aynı 6 derece. Sadece 112'den maksimum olarak daha hızlı bir tank. 112-32 yaparken bu tank 42 yapıyor. Nişan alması 112 ile aynı 2.81'lik rezalet bir değer.
zırh bakımından öne çıkıyor burada. 112'nin 120 mm'lik gövde zırhı varken bu tankın 140 mm'lik bir gövde zırhı var. İyi bir gövde zırhı var. Taret zırhı 195 mm, Glacial'ın burada 240 ama bu tankın taretindeki weak spotlar yok gibi bir şey. Yani zırh bakımından birazcık telafi eder diyeceğim de abi tankın diğer özellikleri o kadar kötü ki yani. Klasik bir şey tank abi işte. Klasik bir IS klonu diyeyim ben size. Yani 112 varken bu tankın gelmesinin de hiçbir amacı yokmuş. Bu tank böyle bir tank. Net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle aklınızdan daha geçirmeyin. Almayın bu tank. Çok gereksiz. Bunun haricinde ben şöyle söyleyeceğim. Bu ara çok fazla premium tank incelemesi oldu. Ben liste yaptım böyle. Üşenmedim sizler için dedim. Bu incelemeleri yapacağım. Benim takipçilerim hak ediyor dedim. Liste yapacağım. Öyle yaptım. Bir dahaki planlarım arasında Behçet. Behçet 25'lerinin random maçları. Top 3 OP premium tanklar. 3 tane premium tankın göstereceğim sizlere böyle bu tanklar. OP diyeceğim bu tankları. Kaçırmayın diyeceğim gelirlerse. Her tiyere özgü favori tanklarımın diye bir seri yapacağım. Soru cevap videosu yapacağım. Bütün sorularınızı cevaplayacağım. Bu videoda yüzüm de olacak. Yani face cam mi diyorlar ona. Yani bir tane soru cevap videosu yapacağım. Benim yüzümün çektiği sizle muhabbet edermiş gibi. Bu şekilde bir video yapacağım. Zenginleştirme videosu yapacağım. Hangi tankları istiyorsunuz bilmiyorum. Bununla ilgili anket yapabilirim. Şu tankları abi zenginleştirirsen ne kadar kredi veriyor? Basın hesabında bunları teker teker deneyebilirim. Hepsini zenginleştirebilirim. Bununla ilgili bir video yapacağım. Bir tane full line yapacağım. Karar verdim hangisinin olduğuna. 183 değil. Şimdi ise söylemiyorum. Bir tane full line'im var seride. Harita videosu yapacağım. Yani bayağı bir plan yaptım arkadaşlar. Hangisi öncelikli olur bilmiyorum ama oldukça kaliteli içerik gelecek bu ara. Onu söyleyebilirim. Bayağıdır çünkü premium tankta tıklı kaldık yani. Sürekli yeni premium tanklar geldiği için sizler de merak ettiğiniz için bayağıdır premium tank incelemesi yapıyorum ama onun haricinde böyle güzel bir liste hazırladım, böyle kaliteli bir liste, kesin umarım yani mutlaka sizin de hoşunuza gidecektir. Hangileriyle ilk başlarım bilmiyorum ama yapacağım abi, sırasıyla hepsi olacak. Bundan da bahsetmiş oldum, bahsetmediğim şimdilik farklı bir şey kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Her şeyi yapacağım takipçi videolarına. Bu hafta yapmam muhtemelen çünkü güncelleme bu hafta gelmeyecek. Yani biraz daha biriksin, bir tane şey alırım. Eğer çok fazla güzel maç varsa iki tane yaparım. Yani bir tanesini bir dahaki hafta yaparım. Diğerini ondan sonraki hafta yaparım. Ama takipçilerimi de yapacağım arkadaşlar. Yani güncelleme gelecek. Video yalan olmayacak. Aklımda kesinlikle. Eğer güncelleme salı gelirse bile ben pazartesi bilgisayarı alırım iş yerinden. Eve getiririm. Yani videoları kaydederim bir şekilde. En kötü iPad'den kaydederim. Evet, planlarım bunlar. VS-122 de bu şekilde bir tank. Yani tank hakkında video da izlememiştim. İlk başta anladım zaten. Yani 3 ya da 4 maç yaptım galiba. Nereye gidiyorum bebişim? Adam tam sıranda şeye basmıştı, fark ettiniz mi? Hızlı şeye basmıştı. Ama Nikolaos yakalar. Evet arkadaşlar, bu şekilde hafta içi bu dediğim videolardan bir tanesini yaparım. Hafta sonuna belki full line yaparım veya belki farklı video yaparım. Birazcık videoların sürelerini de uzatacağım. 12 dakikalık oluyordu bu arada sürekli, 10-12 dakikalık. Onu 18 dakikaya, 20 dakikaya çıkartırım. Hatta full line olursa yarım saat bile olabilir. Evet, şimdilik görüşmek üzere.